İlk iddia kuponun Tuttur'dan hediye bu kampanya efsane. Sen de Tuttur'a gel ilk kuponun da kazanmaya başla. Tuttur en kral sensin. Bundesliga, Siga, Armenia Bilefaz, <laughs> Brokin takımı takımı Mönchengladbach'la karşı karşıya evet. gelecek. Var Hı. mı tahminler arkadaşlar? Ya ben e, ne kadar kötü durumda olsa da hala Gladbach'cıyım yani. Gladbach. Gladbach yükselişe geçer geçer. Kaz Kazanırız yani. en az bir gol atar. Her geliyordu diyorum. zaten. Gladbach geliyordu, geldi. Gelir yani. Bu maç geliyoruz dedi. Gelir ben de Bielefeld 0.5 golü barajını aşar diyorum. 1.40 falan. Güzel. Ya sen Armin'e Bielefeld gol atar diyorsun. Çok net. Yani maçı da kazanırsa Gladbach 2-1 3-1 falan kazanır yani. Hı -hı. Gollü olur diyorsun. Gollü olur, gollü maç olur yani. La Liga'ya geçelim o zaman izninizle. Tabii burada Barcelona Atletico Madrid haftanın en önemli maçıydı ama burada konuştuk. O yüzden Valencia Real Sociedad maçıyla devam edeceğiz. Ilgaz Çınar sen başla. Yani Sociedad e, hala e, iyi bir takım hı hı. E, onu e, söyleyeyim ligde geçen seneden beri zorluyorlar geçen sene daha iyi başlangıç yapmışlardı şimdi daha usturuplu gidiyorlar yani evet. daha ne, net gidiyorlar Valencia çok iyi başlamıştı onlar biraz daha formları Büştür. düştü Transferde ee, onlar da Fenerbahçe sendromuna yakalandılar evet. bir türlü böyle anlaşmaya yakınlaşıp yakınlaşıp hop alamadılar, alamadılar. Samu Castillo'yu alam almak üzere Evet doğru doğru Hal bitmedi mi o an? En son, en son yani alamamışlar. Biz programa girmeden önce resmi bir şey yok diye biliyorum. Ben şeye bakıyorum. Orada e inanılmaz para kazanıyormuş. Ben Fenerbahçe'ye de önerildi du duydum. Ha. 4 milyon euro net maaşı varmış Samu Castille'ye. Evet, iyi paraymış. Forsan yani 100 kişiye Türkiye'de 25 kişi falan tanır Belki yani. tanır yani evet. Ya, evet ya tanıyoruz oyuncuyu biliyoruz der. Duyduk falan der. Ben Sosyedat kaybetmez deyip çıkıyorum işin içinden. Serdar Çekler Valencia Real Sosyedat var mı tahmin? Ben de Valencia bu sefer kazanacak artık diyorum. 1-0 şey diyorum ben çok da yüksek oranı var. Evet güzel Sociedad ben de, twide... 0-2 çift ederim yani. Sosyedat üzdü son haftalarda bahisli beni o yüzden oynamayacağım kendilerine. <laughs> Real Betis Villarreal Serdar Çelikler var mı tahmin? Ya Betis'i seviyorum. Ya biz bak Betis'te 30 milyon euroya adam alıyor abi Betis. Daha önce Nobel fikri çektiler Avrupa ya makas, Yani makas açılıyor diyoruz ya. Makas falan yok. Canım. 27 milyon euro falan oyuncu alıyorlar abi. Yani. Çok alamıyoruz biz Türk takımları. E, gerçekten Betis Metis rekabetinde gerideyiz yani. Düşünün yani. Ne az 90'lara hatta 80'lere doğru gidiyoruz. Evet. Böyle bir tespitimizi yapalım. E, Betis. Seviyorum da Betis'i. Betis kaybetmez diyeyim. Çıkayım işin içinden. Hiç gerekli olmayan bir maç bence bu. Ki ben ha. bir tahmin daha doğrusu bir e, araştırma yapılsa Türkiye'de ben çok en çok kupon yatıran takım Villarreal'dir. Kesinlikle. Hep onun yani bir algısına yapılsın. güvenip e, a Villarreal mi? Kesin kazanır algısı var Villarreal'de böyle. İnanılmaz ya. Ben Real Betis hem kazanır hem de maç 2.5 e, iki buçuk gol üstü biter. Düşman yani. başına diyoruz ve bu maçtan uzak <laughs> duruyoruz. Real Madrid Granada, Serdar Eçelikler <laughs> ne yaparsınız? Tabi zahmet yenelim artık. Mbappe moraliyle de. Ya tamam, hocam gitti oraya. geçen Adam, hafta Karlo biliyorsun. Carlo Ancelotti çıkabilecek mi maça? Kim? Carlo Ancelotti. Babanın şeyi bitmiş. İnsansı bitmiş İnsansı tabii. İnsansı bitmiş. <laughs> Yaşlandı baba. Tabii 100 yaşına, 100 yaşına olduğu için Don Carlo. <laughs> i̇nsansı bitmiş. Adam Yenisini insansı aldı da çıkamıyormuş yoktu. Hı. Tabii tabii çıkartmayacaklar babayı sahaya yani. Vallahi öyleymiş şey, ya gerçekten. Evet, güzel. yani güzel. Çıkartmazsa maça çıkamıyormuş. Gerçi Real Madrid olduğu için ona bir, bir, bir saatte çözerler de. <laughs> hani <laughs> yani öyle bir öyle bir de magazin haberi verelim. Yeneriz abi. Abi en son 0-0 mı ne berabere kaldık değil mi Elçe abi. Yani hakikaten Ancelotti hocam da <laughs> her şeyi gösteriyor. Lisansı gittiği kadar var yani. He, sonra gel abi yaklaştı kal... abi. seviye geldi ya yaklaştı seviye. ya. Yani. Calvin 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 Phillips'i alalım. Hı. Sol, sol ayaklı orta saha. Mbappe'yi bitirdik. Haaland'ı alalım. Bir tane Bala stoper indirdik istiyoruz. mi tamamız. Maalesef yine hala. Gene gene eseriz ondan sonra. Ha, yine stoper sus kalmaz yani. Stoperde de şeye gerek yok hani böyle Van Dijk falan gerek yok. Kim mince? Mesela 37 milyon euro karşılığında Real Madrid'e hayırlı olsun. At, tabii canım. O, otuz, 37 <laughs> olmaz. 45 milyon euro artı Isco. Hemen hemen. Artı bir yani, de kulüp doktoru. Benim <laughs> 45 milyon euro 45 milyon euro karşılığı 45 milyon euro artı asensiyo da olur. Oo, onu vermezler ben. İSKO'yu verirler de. Verirler, verirler, verirler. Hatta verirler, verirler, verirler. Insan. O zaman olur yani. Ha, evet. bir türlü böyle Bak, şey olmadı ki, ya. Giresun Spor Başkanı gibi konuştu. <laughs> İsko da böyle bir ülkede de vardı ya. Kim Real Madrid'de oynar. Bak bir şey Kim Mijer Real Madrid'de oynar abi. Bence de oynar. Oynar baba. Birazcık pozisyon bilgisini geliştirirler orada oynar. Devamlı edelim Yılgat Sinan. Edelim. Tamam. Ben de 2,5 gol üstü diyorum. 2,5 gol üstü. Fransa Lig 1'e geçiyoruz. Marsilya Anje maçıyla. Cuma günü açılış yapılıyor. Anje'yi ben çözemedim. Bu sene Fransa Lig'ini çok izliyorum He. maçları. Çünkü genelde böyle 60 dakika 0-0 oluyor. Ben bir de hafta bu ne diyorsun Anje için? Aynen. Ertesi hafta ne oluyor diyorsun? Evet. Tam Ren, telfi... Ren, de aynı şekilde. Evet. Sentetien Ren... bayağı takviye yaptı. Evet Sentetien ya düşmemi, yani düşmemi oynuyor. Hı -hı. Hala şansı var. Yırtma şansı var ama düşersek de genç oyuncuların yanında tecrübeli eklemleyelim diye düşüyor. Bu arada haberini yapmamıştık. Serdar Dursun'a resmi teklif yaptılar. Fenerbahçe reddetti. Sentetiyen. Kim? Sentetiyen. Ne kadar teklif yaptılar? Niye reddetti? İstemeyenler yani. Tutmak istediler kadroda. Ha. Enteresan. Sentetiyen demişken o geldi evet. aklıma. Marsilya Anje ne olur geri dönelim. Ben Kaca. net Marsilya kazanır diyorum. Marsilya kazanır diyorsun. Serdar Çekler ben katılır mısın? Ben de öyle diyorum. Katılırım. evet katılırız. <laughs> Gazi ne diyorsa katılır. <laughs> Lille Paris Saint Germain. Lille kaybetmez diyorum ben. Burak Yılmaz yaşıyor mu ya? Burak Yılmaz sezon sonu ayrılıyor. Kontrat teklifini He. reddetti. Yani uzatmıyorlar. Salernitana çıkıyor? Salernitana. Bence Türkiye ye gelir. 7'ye indi mi Yaba yabancı oyuncu sayısı? Kime gider? Trabzon'a gidemez. E, 3 e, büyükten birisine gider canım. 3 büyükten birisine. Tabii. Ben olsam Fenerbahçe'ye başak gidiyorum. Başakşehir, Başakşehir hayırlı var. olsun Başakşehir. Ha. Başakşehir hayırlı olsun. Belki de futbolu bırakır çünkü Emre Bezoğlu %100, %100 teknik heyetini alacak onu. Ben öyle bir bilgi var bende. Hem Gökhan hem başak Burak. Başakşehir hayırlı olsun. Başakşehir hayırlı olsun. Kimi? Burak. İşte kankacılık. Emre'nin başına ne gelecekse kankacılıktan gelecek. Gökhan Gönül'le yani bizzat biliyorum. Oyuncu olarak değil de anladığım kadarıyla Santrafor koç olarak istiyor onu. Burak Yılmaz'ı. Ya Burak Yılmaz'ı Gökhan Gönül'ü e uzun vadede futbolu bıraktıktan sonra tabii antrenörlük gelişimlerini de sürdürmek kaydıyla teknik heyetini almak istiyor. Emre Belezoğlu'nun başına ne gelecekse kankacılıktan gelecek. Kankacılık olmaz mı diyorsunuz? Geçen seneden beri söylüyorum. Ya ben ama. mesela in, hala inanamıyorum Emre Çolak'ı nasıl aldılar. Bunu her defasında da söyleyeceğim ya. Aynen öyle abi. Bir de 11 başlattı ya. Ayıp ya. Ya futbolcu ya futbolcu bir, iki senedir oynamıyor ya. Ya hadi Emre Çolak'la oynarsan yenilirsin abi. Yani yenilirsin hatayla abi. problemleri yaşadı. Neden problem yaşadığını biliyoruz. Yani oyuncu bazı bazlı gerçekten eleştiri yapmaktan rahatsızım ama ya Emre Çolak'a da Başakşehir bu ülkenin en büyük takımlarından biri haline geldi 2014'ten bu yana. Bilmiyorum o kankacılık, kadar da kankacılık, da iyi Kankacılık. Emre Belezoğlu. Emre Belezoğlu kankacılıktan kaybediyor. Fener'de de kankacılıktan kaybetti. Var mı tahmin? Yani ben de Lilin e, Lille'in kaybetmeyeceğini düşünüyorum nedense. Ben Paris Saint-Germain bir... kötü futbol oynuyor çünkü. Bir anda his geldi içime. Evet. Bence Paris Saint-Germain'in çok başlayacak Paris Saint-Germain zaten Pochettino'nun gideceğini söyledi. Evet. Onlar bu seneyi de pas geçtiler ya. Messi'yle falan paketler onlar. Ben olsam Messi'yi Messi hemen şey, gönderirim sezon sonu. Yeniden lan Messi zaten şey ya, oynamıyor zaten. Yani. Evet. Yani Covid'den toparlıyor. Abi, akvaryum duydum. balığı. Akvaryum balığı o. İşte oynayamaz bu. denizlerde, yüzemez. Güzel. Yüzemez. Tebrikler. Şimdi Messi'yi getir Türkiye'ye. hazırız ama. Türkiye'ye getir. E oynar. Hazırız. Öbürünü Arabistan'a götür oynar. Öbürünü Amerika'ya götür oynar. Tabii tabii. Öbür, bu oynayamaz. O zaman geldik. Voleyp'in en değerli anları. Ne zaman? Eredivisye'de maç yayınladığı anlar. Evet. Cuvartesi Cuvart. akşamı. Eredivisye'nin yayıncısıyız. Bunu duyurmaya tekrar tekrar söylemeye gerek yok. Çok gerekti. da güzel maçlar anlatıyorsunuz kardeşim. Evlerinize... Teşekkür ederiz abi. Eyvallah. Evlerinize kadar bu heyecanı getiriyoruz. Geçen hafta da çok önemli bir maç anlattık. Derbi. Ögat Şınar yanımdaydı. PSV aynı Ajax. İnanılmaz maçtı. Bu hafta yine ona benzer bir maç var. Beraber evet. miyiz? Yani ben 22'de varım ben gece. 22'de beraberiz. Ben de 22'de beraberiz. PSV Eindhoven, Dijk'in Alkmaar maçı sadece volo uygulamasında evet. bunu söyleyelim ve topu atalım Çınar'a. Yani, şimit şey demiştim açtan sonra Allah o hakeme. E, dedi. Yok yok. Hani <laughs> e, kupayı şimdiden ayaksa verin. E, hiç oynamıyordum dedi ligi. E, o taçtan gol oldu olmadı hikayesi ya, vardı ya. ya şimit, Kötü futbol şimit, oynamışlar. Şimit hocam yani neyse. E, e, Alkmaar da 2-3 oyuncusunu sattı bu arada e, transfer döneminde. Onu söyleyeyim. Net e, PSV galibiyeti ve 2.5 golü diyorum yani. PSV handi, onu kazanır diyorum. Evet. Serdere Şeker. Roger Schmidt sene sonu geliyor mu Fener'e? Moni öncesi Roger Schmidt diyorsun yani. Zaten PSV <laughs> devam etmez bence şampiyon olamazlarsa. Bence de devam etmeyecekler bu arada. Çünkü hatalar 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 yani. yani olacak iş değil ki Fenerbahçe'ye gelirse nasıl olur? Muazzam olur. Fenerbahçe'ye gelirse muazzam iyi olur da almasına. Fenerbahçe hani lövü alıyordu. Baba lövü olsaydı bandoyla bildirirlerdi ya. Valla şimdi yani şimdiye kadar Löv olmadı gibi mı? Olsaydı ben. Ya şimdi Serdar abi böyle konuşunca ya. ben de senin yanında olsam löv olmadım diye soralım Mesab. Yani. <laughs> yani böyle konuşmanın üstüne? Yani <laughs> falan böyle şey gitti yani. olmadı gibi. daha. Bence bence olmadı bence henüz de olmadı. De daha olmadı ama ben hmm. olumsuz düşünmüyorum senin gibi. Cumartesi açıklanacak ben... tarafında mısın sen? Yok değilim. Ha peki. Ben Cumartesi hiç gün vermem. Cumartesi, açıldı, Cumartesi açıklanacak diye haber yaparsın şey. pazar Öyle öyle söyleniyordu. Cumartesi günü açıklanacak deniyordu gazetede yani şeyde. Ben Serdar abi kadar olumsuz değilim ama henüz resmi imza atılmadığını düşünüyorum ben de. Hı. Olmaz de bak. Olmaz. Ha, <laughs> bir Hınca Uluç donması var ekranda bir de Serdar'ın kafayı geri atması var yani. Olmaz. Olmaz şey. <laughs> olmaz. Daha ortada bir şey yok abi. Ee, hadi bakalım. Ortada fol yok yumurta yok. İnşallah da olmaz ya. Ben hor gece susçuyum. Ha ben de öyleyim. Yani bence başarılı sonu şey. olma ihtimali yok o adamın. Hiçbir coğrafyada bu arada. Fena ben de hor gece şey. susçuyum. O apayrı ap ap bir şey. Mesela Şenol Güneş nasıl her geldiği takımı belli bir seviyeye getiriyor. Süper Lig'de. Ben de Jorge Jesus'u ben de Jorge Jesus'u tercih ederim. Net. Aa, olmuyorsa da şimdi de giderim beceriye. bu arada. O da olmuyor Ya baba bir beceri diye bir şey var. Beceri diye bir şey var. Beceri beceri. Hı -hı. Bu işler beceri işi. O beceriden Fenerbahçe Fener Fener yönetimi de Galatasaray yönetimi yok. Bu, bu becerileri ben yok. yani yoksunlar yani. Evet. Ya Beyaz Türkler bu işi yapamadı Ilgaz. Bunu yok, kabul yok. edelim. Evet. Yani şey lazım, Yurdaşan Karahasan bu lazım. Işin bu işin yani, Türkçesi tamam. bu. Bu iş evet. yapamadı. Suşiciler, projiler yapamaz. Evet. Kim Onlar lazım? Olacak. Yönetimde 10 tane adamın 5 tane, 6 tanesi suşici proje olacak. 6 tanesi. Gerisi Ama kebapçı iki tanesi olacak yani. kebapçı. 2 <laughs> tane kebapçı lazım abi. Diyorsun ki Erol Uysal lazım bitirici, yani. İş bitirici, Kayseri'li esnaf lazım baba. Evet. Tamam. <laughs> Bak mesela Erol Üser'i sen hatırlar mısın Erol Üser'i? Yok hatırlamam. Serdar Ali hatırlar. Erol Üser şeydi. Herkesle görüşürdü. Alır almaz bu farklı bir şey. Giderdi yapardı. Galatasaray'da yurdaşan Karasan işte o oyuncu kaçırma dönemi. Tam o dönemden bahsediyoruz yani. Jet stiklerle mes stiklerle falan oyuncu kaçırılıyordu Çok yani. Çok komik şey. onlar. Yani. <laughs> Eski röportajlar falan var. Oyuncu havalimanından yani. kaçırıyorlar. Bu coğrafya Abi, ediyorsun kebapçı gibi, lazım. Galatasaray gibi, Galatasaray gibi elitist aristokrasi camiasında bile Ergün Gürsoy, Abdurrahim Tamamdır. Albayrak, Ergün Yurdaşan Karahasan vardı. Yurdaşan Karahasanlar, Abdurrahim Albayraklar varken tabii. Yani Fenerbahçe gibi böyle olması gereken bir takımda bir tane bile böyle iş bitirici adamın olmaması sorgulanmalıdır. Tabii, Galatasaray'da elitistler mesela giderdi şeyi getirirdi. Yübdervali getirirdi. Evet bu adam burada müşterilerdi. Alırlardı <laughs> taktiğe getirirlerdi. Hayır bir de yani. elitistin de beceriklisi lazım kardeşim. Ha tabii canım beceriksizlik gerekmiyor yani doğru. Bunlar 24 saat su içsin ha, ha ha iyi, iyi, iyi yapsın. İkisi için de söylüyorum yani iki tane için tabii, tabii. içinde. Tabii. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe yönetimi için geçerli yani bu soru. Yani millete olarak. üstten baksın, tepeden baksın, baba Batı'da böyle değil ya, Belçika'da şöyle değil filan desinler. Belçika'da öyle değil. Efendim İngiltere'de <laughs> <da> böyle <laughs> değil, Amerika'da böyle değil desinler. Hayatın gerçeklerinden bir haber. Ha iyi, hi, hi, Tayfa'yla bu işler olmaz. 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 Olamaz. Olamaz. Olmuyor zaten. Yani görüyoruz, olmuyor. O yani. zaman haftanın Bak demirci, demirci nasıl bitiriyor işi? Tabii tak 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 tak. Demirci. Görüyor musun demirciyi? Ahmet Durçebi ya. Ahmet <laughs> Bey, Ahmet Durçebi. Orada <laughs> Cevil Kazancı'nın büyük Herkesin olmasına, ama. herkesin efendim büyük finansçı olmasına, herkesin böyle uluslararası çapta ne bileyim e, Harvard mezunu olmasına falan gerek yok yani. Bak demirci bitiriyor işi. Ha. Şeyde bizimkilerde Sedat vardı. Tak abicim bitireceksin diyordu <laughs> ya. Tam tak yönetimi bunlar ya. Ayak Selak maçına geçelim mi? Yine voley uygulamasının Geçelim. Pazar Geçelim. günü saat 18.45 kuşağında yayınlayacağımız maç Ajax herakles Ajax handikap yapar. 5-0 kazanır. Evet. Ben bir kere 7-0 kazanır. Ya. Ama bir yani Ajax'ta da böyle bir Ajax'ta bir durulma da duruldular yani durulma. Durul durulma yaşadılar değil mi onlar? Y bir, ara duruldular. yaşadılar. Bir ara böyle bir yine, e şimdi sıfır bir, sıfır şimdi gidelim. yine, bir 0-0'a bir, 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 bir kılıçları tatlar. çektiler ya. Evet. PSV'yi tokatladılar şimdi. abi. Erik Tenak hocam şey yapar. Erik Tenak United'a gidiyor mu? Bence gitmesi lazım. Çok büyük adam. Büyük büyük teknik direktör. 4-5 tane atar Ajax'a. Ben öyle tahmin ediyorum yani. Yani dünyanın en iyi kadrosuyla falan oynamıyor ama Ajax'ta dünyanın en iyi kadrosuymuş ee, gibi performans sergiletiyor sistem ve sistem var işte. Yani 185 6 stoper Timber. Ama Martinez. Bu şey, adam hücumcu stoper, hücumcu. Oyun oyun evet. Harbi hücumcu stoperler Uyun, yani. Hücumcu stoper adam. Hücumcu bek beke benzeyen stoperler. Ki Zaten bekten çevirmedi Millet yani. kafayı yedi ya. Millet millet neler yapıyor abi ya. Bizim hala defansif Biz de, 6 numara, 8 Biz numara. de Cübbeli Ahmet gibi bakıyoruz mevzuya değil mi? Manyak manyak işler diyoruz yani. <laughs> Programın sonuna geldik. Eyvallah ağzınıza sağlık. Yok sağ mu sağ Çekeceğim bir şey. şey yok mu? Çekeceğim. Yok yok top şey yok bitti mu? abi. Kura bitti. İnfantin buraya kadar. Yalnız buradan tuttura söyleyelim bak. Bir 50 lira bir 10 lira haftaya buraya 3 tane şey koyun. 3 tane 50 koysunlar değil mi? Yok bir 50 bir 10 bir 20 mesela. Ha tamam 50 10 20 diye gidelim. 50-50-50 tamam. de Çağrı aldın otunu tamamdır. Yani onu bilmem onu ayarlarlar da 3 tane artık bu tuttura seslenin bunu yapsınlar yani. Tamam. Tamamdır. Sen gelince haftaya baskıyı arttıracağız. Kendine bak Serdar Çelikler abi. <laughs> Görüşmek üzere. <Hoşça kal. gülüyor> Ağzınıza sağlık salkır evet, Çok salkır. teşekkür ediyoruz. Programın sonuna geldik. Hoşça kalın Kendinize iyi bakın. İlk iddia kuponun tutturda ne diye bu kampanya efsane. Sen de tuttura gel ilk kuponunda kazanmaya başla tuttur. En kral sensin.